Günaydın Yeni Hayattan herkese merhaba. Yeni bir haftaya başladık. Haftaya diyetle başlıyoruz aslında. Sağlıklı beslenmeyle başlıyoruz. Yazarları biliyorsunuz ki malumuz kapıda bekliyor. Bayanlar genelde diyet yapma, spor yapma telaşında. Biz de bugün diyeti ve sağlıklı beslenmeyi ve bunun akabinde obeziteyi işlemeye karar verdik. Tabii ki bu uzman konuğumuz var. Uzman diyetisyen Gözde Alp bizlerle diyorum. Hemen konuma dönüyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız Gözde Hanım? İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Yazarlarını özellikle belirtmek istedim. Çünkü bizler bayanlar olarak hemen bir panik haline giriyoruz. Spor mu yapsam, diyet mi yapsam, nasıl fazla kilolarımdan kurtulsam mı? Belki de yaz geldikçe hatırlıyoruz. Öyle de bir durumumuz var. Sağlık problemlerinin dışında. Şimdi ilk olarak ben sağlıklı beslenmeyle başlıyorum bu yüzden. Dengeli ve sağlıklı bir beslenme nasıl olmalıdır? Geniş bir başlık altında başlasak. Tabii. Şimdi dediğiniz çok doğru aslında. Maalesef beslenmeyi biz sadece kilo verme ya da kiloyu koruma olarak algıladığımız için zaten başta bir hata yapıyoruz aslında. Beslenme aslında çok geniş bir kapsamdır. Hani sağlığı etkileyen en önemli faktördür bunu. Ben her zaman söylüyorum. O yüzden de gerekli önemi vermek gerekiyor. Beslenme dediğimiz zaman da hani ilk çoğu kişinin aklına kaloriler geliyor genellikle. Ama aslında beslenme sadece kaloriden ibaret bir şey değil. Kalori alımının yanında karbonhidrat, protein, yağ, bütün vitamin, mineral alımı da çok önemlidir beslenmede. Yine çeşitlilik çok önemli aynı zamanda. Bunların hepsini sağlayarak vücudun ihtiyacı kadarını metabolizmamıza vermek beslenmenin temelini oluşturuyor. Böyle diyebiliyoruz aslında. Evet, temelini kısaca, bunlar oluşturuyor diyebiliyoruz. Evet. Şimdi sağlıklı bir beslenme için normal kilo seviyesindeki bir birey hayatını nasıl sürdürmelidir? Öğün aralıkları, düzenli bir beslenme için nedir? Aslında o kişiden kişiye göre değişiyor. Hani ben şey taraftar değilim, illa günde 6 öğün, 4 öğün, 3 öğün gibi bir kavramım yok benim. Genellikle hani ara öğün yapmak gerektiğini düşünüyorum tabii ki. Ara öğün yapmak gerekiyor vücudu, metabolizmayı hızlandırmak için. Ama şart değil bence. Eğer herhangi bir hastalığınız yoksa ara öğünlere de çok gerek yok. Ama benim önerim öğlenle akşam arasında bir ara öğün illaki koymak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü orada süreç uzun olduğu için metabolizmayı hızlandırmak gerekiyor illaki. Onun dışında kiloyu ya da sağlığı korumak için dediğim gibi sadece kalori sayarak bir şeyler yapmaya çalışmak çok yanlış bence. Onun için bir uzmana danışmak gerekiyor. Hani kilonuz normal bile olsa aslında nasıl beslenmeniz gerektiğini bir uzmandan yardım alarak öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü beslenmede artık yasaklar yoktur. Herhangi bir hastalığınız yoksa her şeyden yiyerek, hani canınız istedi tatlı da yiyebilirsiniz, canınız istedi makarna da yiyebilirsiniz. Onda bir problem yok ama önemli olan sizin vücudunuzun ne kadarına ihtiyacı olduğunu öğrenip ona göre beslenmeni sağlamanız. Bu da tabii ki uzman bir kişiden yardım almakla mümkün oluyor. Hani herkes için önerebileceğimiz aslında tek tip bir şey olmadığı için o yüzden zaten diyoruz diyet kişiye özel kavramı oradan çıkıyor zaten. Bu noktada siz devreye giriyorsunuz. Eğer tabii ki kan tahlili kilo kontrolünü ya da kilo kontrolünün dışında zayıflama gerçekleşecekse illaki bir uzmana danışmanız gerekiyor. Bu aslında hani sağlık için danışmak gerekiyor. Şimdi diyetisyen kavramı ya da beslenme kavramı Türkiye'de daha yeni yeni oturmakta olduğu için biz burada zorlanıyoruz zaten. Bize sadece ya çok zayıftır, ya işte mide rahatsızlıkları vardır, ya şekeri vardır, ya da kilo problemi vardır ki bize geliyor. Aslında çocukluk çağından itibaren bir kişinin beslenme yardımı alması şart. Hani mesela dişçiye de periyodik aralıklarla gitmemiz gerekir de biz gitmeyiz ya. Beslenme de aslında aynı noktaya konulabilir. Konulabilir diyoruz. Peki günlük sıvı tüketimi? Şimdi biz evimizde diyetisyene gitmeden kendimize farklı metotlarla zayıflama teknikleri uygulayabiliyoruz. Bunlardan da bir tanesi sıvı tüketimi. Düzenli ve bol su içildiği takdirde bu o ödem atımı gerçekleştiği için o sıvı tüketiminin önemi öne çıkıyor aslında. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Su tüketimi çok önemli. Zaten vücudun en temel ihtiyacı sudur. Suya çok fazla dayanamıyoruz biliyorsunuz. O yüzden çok önemli ama gereken önemi vermiyoruz suya. Zaten çoğu kişi çok az su tüketiyor. Onu tabii ki kadınlar için hani ortalama 1,5 litre, erkeklerin en az 2 litre alması
kesin gerekiyor ama bu aktivite durumunuza, beslenme tarzınıza, yaşam şeklinize göre değişen bir kavram. O yüzden ben burada hani net bir rakam vermek yerine bireylerin idrar rengini takip etmelerinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. İdrar renginiz açıksa zaten siz yeterli miktarda su tüketiyorsunuz demektir. Onu o şekilde takip edebilirsiniz. Bir tek sabah ilk kalktığınızdaki idrar renginizin biraz koyu olması gerekir. Onun dışında gün içinde seyretmek gerekiyor tabii ki rengi. Açmak gerekiyor. Ama yine de hani ortalama rakam vermek gerekiyorsa egzersiz yapmayan bir kişi için 1,5 litre, kadın için ortalama bir rakam olabilir. Erkeklerde değişiyor. Erkeklerde tabii. Erkeklerin metabolizma hızları, vücut yapıları farklı olduğu için onların biraz daha fazla enerjiye ihtiyaçları var ve dolayısıyla da biraz daha fazla su miktarına ihtiyacı var. Çünkü biz suyu aslında kalori hesabına göre hesaplarız. İşte bir insan 1500 kalori alıyorsa 1,5 litre su içmesi gerekir ya da 2000 kalori alıyorsa 2 litre su içmesi gerekir gibi hesaplıyoruz. Ama tabii ki bizim için esas olan şey idrar rengi. Yani ben o noktanın üstünde durmak istiyorum. Doğrusu o çünkü. Önemli olan nokta aslında o zaman. Evet. Onu bilmemiz gerekiyor. Aynen. Yani aslında hiçbir zaman belli bir miktarı saplanmamak gerekiyor beslenmede. Yani bu ara öğünde de illa 3 ana öğün, 3 ara öğün ya da illa 2 litre, 3 litre su, öyle bir şey yok ki. Ben kendimde bile hani uzman olmama rağmen hani ben ne kadar su içtiğimi hani litreyle ya da miktarla hesaplamam ya da öğün sayımı. Bugün 8 öğün yerim, ertesi gün 5 öğün yerim. Hani o tamamıyla yaşadığım ortama göre, bugünkü planıma göre şekillendiriyorum. Yani beslenmeyi bir kalıba oturtmak bana çok yanlış geliyor. Diyorsunuz. O zaman bu değişik bir taktik diyebilir miyiz Gözde Hanım? Aslında taktik değil. Hani doğrusu bu. Şu an hani yapılan çalışmalar da bunu gösteriyor. Çünkü öteki türlü düşünsenize hani herkes 6 öğün ya da herkes 5 öğün yaptığını düşünün. Herkesin o zaman bir özellik olmuyor. Hepimiz aynı birey gibi oluyoruz. Ya da hepimiz 1500 kalori aldığımız zaman yine hepimiz aynı birey oluyoruz. Ama mesela sizin yaşam tarzınız farklı, benimki farklı. Benim aktivite düzeyim farklı, sizinki farklı. Ya da benim sevdiğim şeyler farklı, sizin sevdiğiniz şeyler çok farklıdır. Danışanlarınıza bunu uyguluyor musunuz? Uyguluyorum. Çünkü şöyle de bir şey var. Sağlıklı bir diyet aslında yaşam tarzına da uygulayabilme biçimi. Kesinlikle. Çünkü siz bana sabah kalktığınızda işte klasik vardır ya, iki zeytin, bir işte domates, kibrit kutusu şey büyüklüğünde bir peynir. Belki ben peynir sevmiyorum gibi bir durum var değil mi? Buna göre mi ayarlıyorsunuz? Tabii ki ona göre ayarlıyorum ama miktar yine devreye giriyor. Hani kibrit kutusu kavramını çok sevmediğimiz için ben artık gramla yazıyorum ama ya da şekil göstererek ifade etmeye çalışıyorum kendimi. Ama miktar devreye giriyor. Miktar dışında hani çeşitliliğe ya da bireyin isteğine göre tabii ki veriyorum. Hani müsli seviyorsa müsli veriyorum kahvaltıda ya da çok acelesi var kahvaltı yapamayacaksa ayarlayabiliyorsak simit ya da yarım simit olabiliyor ya da normal tost şeklinde bir kahvaltı olabiliyor. Hiç yoksa süt, meyve gibi ayarlamaya çalışıyoruz. Yani bir şekilde onu ortada buluşmaya çalışıyoruz aslında. Şimdi kahvaltıyla başladık. Hani kahvaltıya söz geldi, hemen sormak istiyorum. Şimdi kahvaltıda doğru bir beslenme, kalori kaybetmenin dışında ne olmalıdır? Şimdi kahvaltı günün ilk öğünü olduğu için hani güne nasıl başlarsanız aslında o gün öyle gidiyor. Yani bu psikolojik anlamda da öyle. Bir güne mutlu başladığınız zaman bütün gün %90 mutlu olarak seyrediyor. Beslenmede de dengeli beslenerek başladığınız zaman yine o şekilde devam ediyor. Ama dengeli beslenirken de sevdiğiniz şeyi yiyerek başlamak da önemli. Kahvaltının önemi burada başlıyor. Bir sonraki öğünlerde... Peki sevdiğimiz şey zararlıysa? Orada sabah kahvaltıda yiyeceksek onu. Şimdi şöyle hemen söylemek istiyorum. Biz suçluluk psikolojisi. Sabah ben geldiğimde yönetmenimizle konuşuyoruz biz normalde. Yönetmenimiz Selim'le. Kahvaltıda ne yedin Sevda diye bir soru geldiğinde dedim ki sabah kahvaltıda kek yedim. Yani yapacak bir şey yok. Onu sevdiğim için kek yedim. Bu bir itirafsa itiraf. Peki ben şimdi o yediğim keki sevdiğim için yedim. Ama kahvaltıda yiyebilecek bir öğün için uygun bir besin değil aslında. Evet değil ama o ne var? Hani, ne derece yanlış? Çok yanlış. Çünkü kek dediğimiz şey hem yağ içeriyor hem şekeri çok yüksek bir besin olduğu için. Şimdi sabah kalktığınız zaman şekeriniz düşük oluyor. Siz kek ya da tatlı yiyerek o şekerin maksimum seviyeyi birdenbire çıkarmış oluyorsunuz. Yanlışı orada ve bir sonraki öğünlerde dediğim gibi daha fazla tüketmeye itebilir sizi.
Ama o ne bileyim bir önceki günden kalan bir şey de olabilir, bir istek de olabilir. Bu zaman zaman oluyorsa çok büyük sıkıntı değil. Çünkü ben de hani tatlıyı çok seviyorum. Bunu her zaman da söylüyorum ve kendimi gerçekten tatlı konusunda kontrol etmekte zorlanıyorum ki zaman zaman mesela tatlı varsa akşam yiyemediysem ben de kahvaltıda yiyorum. Hani ben de itiraf edeyim. Ama ne var? Mesela kek yiyorsam onun yanında kesin hani ya yeşil çayla desteklerim ya sütle desteklerim ki o şekeri biraz da olsun bastırsın diye. Ya da tatlı istiyorsam illaki sütlü tatlı bulundurmaya çalışırım. Şekeri biraz daha az olduğu böyle için. Böyle kaçamaklar olabilir diyebilirim. Tabii ki. Ya, önemli olan alışkanlıklarımız vardır. O alışkanlıkların %90'ını iyi şekilde seyretmek. Yani %10'luk, %5'lik kısmı evet zaman zaman değişiklikler olabilir tabii ki. Yani yaşam standart değil çünkü. Peki sabah kahvaltısını böyle atlattık. Daha sonrasında öğlene geliyoruz. Arada bir ara öğün koymadıysak öğlene kadar, sabah erken bir saatte kahvaltı yaptıysak, acıkmamız da fazlalaştıysa öğlen ne yemeliyiz? Öğleni nasıl atlatmalıyız? Öğlen orada dengeyi tutturmak gerekiyor sanırım ve nereden baksanız yine en az bir 3 saatlik bir açlık olacağı için su içerek başlamak daha iyi. Özellikle yemekten yarım saat önce belki bir bardak su, hani gerçekten ne kadar aç olduğunuzu size hissettirir. Suyun öyle de bir özelliği var, az önce söylemeyi unuttum. Hani su içerek başlarsınız. Onun dışında hani öğün olarak ne yemeniz gerekir derseniz hani belki çorba ve et, hani çünkü çok açlık olduğu için protein almanız orada doğru olabilir. Direkt karbonhidrata saldırılıyor çünkü insanlar çok açlık olduğu zaman. Onu engellemek için belki proteinle desteklemek daha doğru olur. Daha doğru bir evet, çünkü daha tok öğlen tutuyor. Besini olabilir diyoruz. Aynen öyle. Yoğurt yine iyi bir alternatif. Peki ara öğün olarak ne koymamız gerekiyor? Şimdi öğlen yedik 12'de yemeğimizi ve akşama kadar çok uzun bir süre var. Çünkü akşam yemeği 8 de olabiliyor, 6 da olabiliyor. Evet. Arada ne yememiz gerekiyor? Şimdi arada meyve bence şart. Hani meyve genellikle acıktırdığını söylüyor bana gelen danışanlar. Tek başına meyve yeterli olmuyorsa da yanına belki ceviz, yoğurt seviliyorsa ya da maden suyu olabilir ya da yeşil çayla çok iyi geliyor ya da en kötü hani hiçbir şey bulamazsanız tarçın belki üzerine serperek desteklemeniz gerekiyor ya da ceviz, fındık, badem gibi konulabilir ama işte bunlar hep sizin ihtiyacınıza göre ayarlanabilecek şeyler. Yani siz yağı yemeklerden çok fazla alıyorsanız o arı öğünde ceviz tüketmeniz sizin için daha kötü bir sonuca ulaştırır. Orada dediğim gibi hep dengelemek gerekiyor ama gün içerisinde hani meyveyi neden çok rahat söylüyorum? Meyveyi zaten en az 3 porsiyon zaten yememiz gerekiyor çünkü temel vitamin minerali biz meyve ve sebzeden aldığımız için hani meyve de çok iyi bir alternatif ve postası yüksek olduğu için meyve beslenmede çok önemli. Sadece diyet yapanların değil aslında, çocukluktan itibaren bir meyve alışkanlığının oluşturması gerekiyor. Evet. Ama maalesef günümüzde çok fazla yok. Posa dediniz. Bu posa tüketimi de önemli. Çünkü önemli. Biz belki de hazır gıdalar, işte ev yemeği yesek de o posa tüketimi çok fazla olmuyor. Olmuyor. Hangi yiyeceklerde, hangi besinlerde daha ağırlıkla var peki? Aslında şöyle söyleyeyim. Bizim hep suçladığımız ekmek en iyi posa kaynağıdır. Eğer siz çavdar ekmeği, tam buğday ekmeği tercih ediyorsanız en iyi kaynaklardan biri ekmektir. Onun dışında elma da çok iyi bir posa kaynağı. Yine ıspanak, işte yeşil yapraklı, kuru yeşil yapraklı sebzeler de iyi bir posa kaynağı. Ya da kuru baklagiller de yine iyi posa dediğimiz posaya örnek olabilecek besinler arasına giriyor. Besinler diyebiliyoruz. Şimdi sabah kahvaltısını yaptık, öğle yemeğini yedik, ara öğünümüzü söyledik ve akşama geldik. Şimdi akşam yemeğinin bir saati var mıdır? Akşam yemeğinde şöyle, yediği geçirmemesi bence önemli çünkü sonrasında hani daha çok sedanter olarak yaşadığımız bir döneme giriyoruz. O yüzden 7'den önce yenmesi daha doğru. Ama iş yoğunluğundan dolayı 7'den sonraya sarkıyorsa orada dikkat etmemiz gereken hiçbir şey yememek yapılan en büyük yanlış. O yüzden hani hafif geçirmek gerekiyor. Siz aşağı yukarı gün içinde bir planınız bellidir. Eve geç gidecekseniz ya da akşam yemeğinizi geçeceğiniz belliyse dediğim gibi öğlen yemeğini yoğun yiyip akşam yemeğini hafif geçirmeniz gerekiyor. Ki aslında normalde de yapmamız gereken bu ama bizim toplumumuzda hani akşam yemeklerinin yeri çok farklı. Hani tüm ailenin bir arada olduğu bir öğün olduğu için daha ağır olarak yapılıyor ve bana gelen genellikle kadın danışanlar olduğu için onlara sorduğum zaman 3 çeşit yemek yaptıklarını söylüyorlar.
bana çok garip geliyor. Hani benim ailem de, annem, babam da kendilerine dikkat ettikleri için hani bizde 3 çeşit yemek ancak misafir geldiği zaman olur. Belki bu kavramı oturtmak gerekiyor toplumda. Yani çorba artı bir yemek olabilir ya da yemek artı pilav makarna gibi bir şey olabilir ama çorba, ana yemek, bir de pilav makarna ve salata, yoğurt zaten ama oluyor. Ama bu bizim kültürümüzde var. Yani öyle de bir durumumuz var. Belki de o yüzden biraz daha balık etli bir yapıya sahibiz. Bu üç öğünü akşam yemeklerimizde ve aile yemeklerinde oturttuğumuz için. Yani bu engellenemiyorsa ne yapmalıyız? Belki porsiyon mu küçültmeliyiz? Evet, aynen öyle. İşte ne yapabilirsiniz? Şimdi bir de hani ne kadar porsiyonu da küçülseniz hani gözle beyin koordine çalışıyorsunuz. İşte göz doygunluğu çok önemli zaten beslenmede. Şimdi tabaklar zaten çok büyük eskiye göre. Hani bilmiyorum, ben küçükken gerçekten hani tabaklarımız bu kadar büyük değildi. Şu anki tabaklar zaten büyük. O yüzden hani salatayı, ana yemeği ve yoğurdu en azından ve pilav makarna varsa onu en azından bir tabağa alıp hani çorbayı zaten mecbur kasede tüketirsek belki göz doygunluğuna da o şekilde erişebiliriz. Hani porsiyon kontrolü daha kolay olabilir. Öteki türlü hani her yemeği tek tek tabağa koyduğunuz zaman, hani bizim öngördüğümüz miktarları koyduğunuz zaman, evet hani gerçekten küçük duruyor. Çünkü ona alışmışız. Şu an mesela dışarıda da bir yemek yediğiniz zaman çok fazla porsiyonlar, yani bana çok fazla geliyor bazı şeylerde. Ya da işte özellikle fast food'ta 1-1,5 lira sanırım fazla verip ekstra boya kaçıyorsunuz. Tabii illaki kasada ödeme yaparken büyütelim mi diye bir soru geliyor. O porsiyonu büyütelim mi diye bir soru geliyor ve o an hayır demek belki de içimizden gelmiyor mu diyemiyoruz da. Onlar da aslında ticari kaygılardan tabii, yani, dolayı ortaya çıkan. Evet, zaten beslenmede aslında toplu hareket edilmesi gereken, yani kadınlarda gün alışkanlığı var bir defa ve bunu kaldıramayız. Kesinlikle. Hani beslenme çünkü sosyalleşme anlamında da çok önemli olduğu için hayatımızın her aşamasında var aslında. O yüzden zaten çok önemli. Yani kadınlar gün yaparken mesela çoğu zaman anlaşıyorlar. İşte 3 çeşit tatlı, tuzlu, salata türü anlaşıyorlar. Ama sonrasında ayıp geliyor onlara. O 3 çeşit az. Hiçbir zaman 3 çeşit kalmıyor. Evet. Ama işte orada hani madem 3 çeşit yeteri kadar gelmiyor onlara, hani bir meyve tabağı da kenara koysalar belki, ya da ceviz fındık gibi. Ama işte ceviz fındık diyorum şimdi, yanlış da öneriyorum. Çünkü bu sefer ceviz fındığı abartıyoruz. Ve hani televizyonlarda da diyorlar. Şimdi siz buradan ceviz fındık diyorsunuz. İzleyenlerimiz emin olun ki günde bir ya da iki ceviz ya da fındık koymayacaklar o sabah. Evet. Yine aslında kalori dengesi olarak belki de birbirini aynı hale getirecek. Tabii daha fazla oluyor. Bir de hani o besinler, hani bahsettiğimiz kuru yemişler yağlı olduğu için bu sefer aldığınız enerjiyi maksimum seviyeye çıkartıyorlar tabii ki. Orada hata i̇şte var. Bu konuştuklarımızın hepsi aslında birer yanlış. Evet. Farkında olmadan yaptığımız yanlışlar. Evet, yani doğru düşünüp yaptığınız. Çünkü bizde şöyle bir algı var. İşte yumurta çok sağlıklı, yumurtaya yükleniyoruz. Ya da sebze çok faydalı, hani sürekli sebze yiyoruz, evet, eti dışarı. Her gün bir yumurta yenmelidir'e katılıyor musunuz? O yaşa bağlı. Yani çocuklar belki, hani gelişmekte olan, hani ergenlik dönemindeki bireyler belki her gün tüketebilirler. Ama ben belli yaştan sonra her gün yumurta tüketilmesi taraftar değilim. Çünkü yumurtanın proteini çok fazla ve kullanılabilir bir protein. Çok değerli bir protein bizim için ve çok da önemli bir besin aslında protein, ama sonuç itibariyle metabolik faaliyetler de var vücudumuzda ve böbreklere yük bindirmemek adına hani yumurtanın her gün tüketilmesinin çok doğru olduğunu düşünmüyorum ben. Evet. Ama hani Ramazan ayları belki istisna olabilir. Hani uzun süre aç kalacağımız için tokluk sağlamak açısından hani her gün olabilir. O dönemde ama. Onun yani, dışında yaşla beraber. Büyük açlıkların olacağı zamanlarda aslında yumurta kurtarıcı bir besin. Kurtarıcı bir besin. Aynen öyle. Ya da mesela et tüketmiyorsanız hiç, hani ve eti hiç yemeyen bir bireyseniz, o zaman yumurta her gün kullanılabilir yine. Böyle bir dengeleme yapılabilir. Evet. Ben devam edeceğim. Akşam yemeğinde kaldık en son. Oradan devam edeceğim. Tabii. Kısa bir ara veriyorum tabii şimdi. Aradan sonra hemen buradayız.